Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın basın müşaviri Tarım Kredi Kooperatiflerine genel müdür yardımcısı olarak atandı. Ömer Bey iyi bir gazetecidir, başarılı bir gazetecidir, kariyeri vardır, hiçbir şey demiyorum. Ama bakanın basın müşavirinin Tarım Kredi gibi icracı bir kuruluşta olması liyakatı ön plana çıkarıyor. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz da bir hemen bu atamalar yapıyorsunuz diye de insanın aklına soru geliyor. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber kabinede değişiklik olacağı zaten söyleniyor. Kamuoyunda tartışılıyor. Bunlardan belki de ilk değiştirilecek olan bakanlık da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı. Ama ısrarla Faruk Çelik, saldım çayıra, Mevlam kayıra mantığıyla öyle liyakatsız insanları icracı kurumların başına getiriyor ki saç baş yolduruyor desek yeri var. Yine bu Tarımdan Haber sitesi ki çok başarılı bir site. Benim de referans olarak kullandığım, haberleri aldığım bir site. Başında sevgili Saadettin İnan var. Milli Gazete'nin bu konuda ciddi çalışmaları var. Milli Gazete'de ve Tarımdan Haber'de çıkan yine bir haber var. Bakın çok net bir şey ortaya koyuyoruz. 15 Temmuz'da bu hain alçakça girişim yapıldı. 15 Temmuz hangi gündü? Cuma günüydü. İlk mesai günü ayın 18'i. Ayın 18'inde ihale yapılmadan, hiçbir şey yapılmadan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Macaristan'da bir firmaya 3 milyon avro gönderiliyor hayvan alımı için. Ve hiçbir sözleşme yok, hiçbir ihale yok, hiçbir şey yok. 3 milyon avro yönetim kurulu başkanı tarafından veya genel müdürü İMA'ya tarafından verilen talimatla bu 3 milyon avro gönderiliyor. Bu basında çıkan haberlerden sonra 6-7 ay sonra veya 8 ay sonra bu para iade ediliyor. Kimin parasını kime gönderiyorsunuz? Ve darbe girişimi olmuş memlekette, ortalık kan gövdeyi götürüyor. İlk mesai gününde yapacak başka bir işiniz yok muydu? Nereden nereye şey yapıyorsunuz, 3 milyon avroyu nasıl gönderiyorsunuz? Bu olayın bir boyutu. Bir diğer boyutunu konuşalım. Bir diğer boyutunda da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir yetkili Oda TV'ye açıklama yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakanlığımızın bir alakası yoktur. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın bakanlığının Tarım Kredi Kooperatifleri ile işi olmaz. Ki Tarım Kredi Kooperatifi'nde bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Yansımayan o kadar çok arsızlık, yolsuzluk var ki işte Aksaray'da yine yanılmıyorsam Eskil'e bağlı bir beldede Tarım Kredi Kooperatifi'nin müdürü tarafından çok milyonların götürüldüğü ve görevden alındığı, dava konusu yapıldığı da yine bizim ekranlarımızda söylendi. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçisine teminat almadan, kefil almadan kredi kullandırtmıyorken sen hiçbir kefil almadan, hiçbir ihale şartı yapılmadan Romanya'daki bir firmaya 3 milyon avroyu nasıl gönderiyorsun? Babanızın malını mı gönderiyorsunuz? Biz söyleyince diyorsunuz ki ya işte çok sert konuşuluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama akla sığan uygulamalar değil bunlar. Dua edin, Ramazan ayı giriyor. Ramazan etkinlikleri nedeniyle Tarım Masası Temmuz'un ilk haftasına kadar yapılmayacak. Ben de zaten önümüzdeki hafta yurt dışına çıkıyorum. Orada çalışmalarımız var. Dua edin ki böyle bir süreçte bu olaylar çıktı. Ama Temmuz'da yakınızdayım.
Temmuz'da tepenizdeyim. Bu çiftçinin o eli nasıllı çiftçi diye işte ben ziraat odalarına bu yüzden kızıyorum. Niye kızıyorum? Başına şapka takınca ziraat odaları çiftçi olmuyor arkadaş. Bu konuları gündeme getireceksiniz. Eğer siz çiftçinin malını böyle çarçur ederseniz biz buradan söyleriz. Lütfen haddinizi bilin, yerinizi bilin. Çiftçinin parasıyla oynaşmayı bırakın. Evet hocam kusura bakmayın biraz sesimi yükselttim ya, ama bu olaylar gerçekten beni çıldırtıyor. Sen nasıl 15 Temmuz'da o şerefsiz darbe girişimi oluyor. Cuma günü, cumartesi, pazar her sabahlara kadar selalar okunuyor minarelerden. Memlekette olağanüstü bir durum. 249 tane vatan evladı şehit oluyor. Ayın 18'i sabah mesai başlıyor ve sen 3 milyon avroyu niye gönderiyorsun abi? Haksız mıyım hocam? Evet. Şimdi tarım kredilerini iyi bilirim. Yani geçen sene ben onlarla yapmış olduğum bir projeyle, devlet projesi az evvel bahsettim. Onlarla aspir üretimiyle ilgili sözleşmeli üretimi yerleştirilmesi ilgili çalışma yaptık. O zaman şu an bak önümü açtım. Ayhan Karayama genel müdür. Evet genel müdür. İyi bir arkadaşımız, meslektaşımız. Vallahi iyi mi kötü mü bilmiyorum hocam. Müsaadenle. Şimdi bak yeri geldiği zaman sertleşirim, vururum, yırtınırım da ama yeri geldiği zaman da hakkı da yerine koymak lazım. Sevgili kardeşim. Ben yani şunu tarım krediyle ilgili söylenecek başka şeyler de var. Ayhan Bey yeni geldi. Ondan önce ben biliyorum yapıyı. Ondan öncesinde biliyorum. Ondan öncesi yönetimlerde biliyorum. Zarar ettirildiği dönemlerde biliyoruz. Devletten 2 milyar dolar para çektiği dönemleri de biliyoruz diyor. Hatta bir zaman en meşhur genel müdürlerinden biriyle ben daha sonra müsteşarımız oldu. İsim vermeyeyim. Çok sevdiğimiz, hürmet ettiğim bir abimizle ilgili 2 sene beraber ayrıca çalıştık. Şimdi bakın diğer genel müdür yardımcıları Mahmut Güngör, tanıdığım bir arkadaşımız. Fatih Zekeriya Yerlikaya, bu Konya bölge müdürümüz. Pırıl pırıl, genç, dinamik. Bak söylüyorum. Arkasından Mahmut Güneş gelmiş, ben onu tanımıyorum. Bir de İsmail Hakkı Büçük. İsmail Hakkı bizim öğrencimiz, Konyalı. Çok sevdiğim, haramı helali bilen. Yani bunların bu işte dahili yok, söz konusu değiller ama niye olduğunu bilmiyorum. Tabii sorunun muhatabı da ben değilim ama. Ziraat odalarından şimdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne geçtik. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Demin belki bazı çiftçi kardeşlerim çok şey olmamızı isteyebilir. Yani dediğiniz gibi masalara vurup yırtınmamızı isteyebilir. Bak bir üretici olarak konuşmam ayrı ama bir hoca olarak konuşmam ayrı. Yeri geldiği zaman adamın masasına da vururum. Alnının ortasına manevi yumruk da atarız. Hiç bunlar şey değil yani. Kul hakkını, benim hakkımı yiyecek her kimseye ama haklı olarak. Yani fevri, nefsimizi tatmin edelim şeklinde değil yani. O 3 milyon dolar niye gönderildi bilmiyorum. Ama Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği şu anda zarar etmiyor. Ettirilmiyor. Birkaç senedir bu şekilde devam ediyor ve yurt dışına açılmış. Biliyorsunuz İran'da bir gübre taşı olarak, efendime söyleyeyim, gübre fabrikaları var ve dünyaya oradan satıyorlar. Hocam demin şimdi onlara bir konuda ben bir gübre taş dediğiniz için bir oraya antiparantez bir şey açmam lazım. Konya Şeker bir ihale açtı gübre alımı ile ilgili. Şimdi devletin bir kurumu gübre taş. Evet. Borsada işlem çiftçi gören malı, bir. Efendim devletini çiftçi malı. Yani çiftçi malı tamamen çiftçi malı. Tarım kredi doğru söylüyorsunuz. Pancar kooperatifler nasıl ise evet, tarım kredi hocam. Kooperatifleri çiftçi öyle. %100 çiftçinin malı. Şimdi Konya evet. Şeker ne kuruluş abi? Çiftçi kuruluş evet. Değil mi? Aynen öyle. Bir ihale açıyor. Bu ihaleye gübre taş girerse fiyatları aşağı iner mi? İner. Rekabet şartları oluşur. Evet, evet. Gübre taş davet edildiği halde ihaleye girmiyor. Ve 13 tane firmaya daha yüksek bedelle gübre ihalesi yapılıyor. Belki de rakam olarak bilmiyorum ama yanılmıyorsam bayağı çok trilyon eski parayla. Neden girmiyor? Evet. Devlet çiftçinin kuruluşu.
O da çiftçinin kuruluşu. Evet. Artık sen çiftçi kuruluşsun ve para kazanma üzerine dayalı bir sistemin var senin de. Halka çıksın. Ya şimdi ben iç yüzünü bilemem ama akla uygun geliyor yani. Mantığa akla uygun geliyor. Tekniğe de uygun geliyor. Tam şu var. Bak. Çok net bir şey. Geçen hafta söyledim. Devlet eliyle, çiftçi birlikleriyle ticaret olmaz. Yiyicisi çok, üst birliklerle olmaz bu işler. Bu ülkede çok ahlaklı insan, yönetim seviyesinde çok çok ahlaklı istisnalar var. Allah'tan korkarım. Yok. Şimdi beni celallendireceksiniz kardeşim. Git Ziraat Odalar Birliği'nin başkanının altındaki, efendime söyleyeyim, gidin odalardaki diğer yer, merkezlerdeki, şehirlerdeki, kasabalardaki, odalardaki birçok arkadaşın arabalarına bakar mısınız bir? 600 milyarlık arabaya biniyor mesela Şemsi Bayraktar. Şemsi Bayraktar üzerinde durmuyorum. Ben kurumsal olarak konuşuyorum. Orayı yönet. Şemsi Bayraktar ziraat mühendisidir. Beni o kardeşim, meslektaşım ayrı ama Ziraat Odaları Birliği'nin, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin ya da bu ülkenin bakanının ya da herhangi bir ilçedeki ziraat odası başkanının durumu beni ilgilendirir. Çünkü 80 milyonun karşılığı dedim. Allah aşkına. Hangisinin bindiği araba, kaç tane çiftçinin bindiği arabaya biniyor söyler misiniz? Onu tenkit ederim. Ha, can emniyeti vardır, doğrudur yani. Kusura bakmasın yani. Bir sürü 600 milyar liralık arabaya bineceğine onlara herhangi bir şey mi var? Korumalar mı gerekiyor? Şimdi beni daha ileri götürmeyin yani. Şimdi ayrıca bir de 200 bin lira ayrıca söyleyeyim. Bir arabası. Bu ülkede yani Konya merkezi bir yerde Allah'ını seversen korumaları olan bir üst birlik başkanı yok mu? Var mı bilmiyorum. Var. Mahiyeti yok mu? Var. Yap. Yani çiftçi kardeşlerim kusura bakmayın ya. Yani yeri geldiği zaman 1000 tane adam toplanıyorsunuz birebir diyorsunuz ki bu bizim başkanımız number var, bir numaradır. Kusura bakmayın. Öbür adam tukaka yapıyorsunuz. İşin kusura bakmayın. 1000 tanenizin içinde 100 tanesi menfaat çetesidir. Ondan sonra kalkıyorsunuz. Diyorsunuz ki aman hiç kusura bakmayın. Sizin burada 1 milyon 700 bin çiftçi ortaklığında olan bir pancar kooperatifi. 5 milyona yakın Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin üyeliği. Yine zannediyorum 1 milyonun üzerinde. Belki çok daha fazla. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. 3-5 kişinin çıkarına göz yumarsanız hiç kusura bakmayın. Bunu da hak ediyorsunuz. Beyler. Bunu hak ediyorsunuz. Şimdi çiftçi gibi konuşuyorum. Bunu hak ediyorsunuz siz. Ne zaman soruşturdunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Elinizi tamam saygı güzel bir elinizi düğmeleyerek hakkınız olan bir şey isterken aman yaman diye 3-5 günlük 3-5 kuruşluk çıkarınız için kusura bakmayın seriliyorsunuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz. Büyük tenkitler yapıyorsunuz. Buna hakkınız yok. Önce kendinizi düzelteceksiniz. Önce hak ettiğinizi gideceksiniz. Bu benim malımdır. Geçen Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili benim ilçemdeki söylüyorum, isim de veriyorum. Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü böyle buz gibi duruyor. Sanki Dozköy'ün kendimi ağası. De tanıttım. Ha ne yaptım? Nezaketimi bozmadan sen benim paramla burada oturan bir müdürsün. Müdür bak müdür adı. Saygısızlık terbiyesi yapmam. Ondan sonra özür dilerim. Yine başka bir yerde bir ziyaretimde çiftçi anasını makamından kovan adam zılgıtı yiyince yerine oturdu yani. Ha asla terbiyesizliği, asla saygı sınırını aşmayın. Buna hakkımız yok. O da bir insandır. Sonra yetkileri çerçevesinde. Şimdi ama bu demek değildir ki. Siz küçük çapta hakkınızı aramıyorsunuz. Kusura bakmayın. Ha ben söylüyorum ama arkasından diyorsunuz ki Ziraat Odaları Birliği herhangi bir birliğin genel başkanı. Şimdi ben daha biraz daha ileri gideyim. Bunların seyahatlerinin çoğunun yapıldığı yerlere bakar mısınız? Hangi bir üst birliğin, hangi kuruluşun nerelere gidiyorlar teknik bilgi almak için? Hiç bunu sorguladınız mı? İçinizden gidenler de var. Yalan mı? Arkadaşlar, yalan mı? Şimdi edebim, terbiyem müsaade etmiyor. Bunda bu ülkelerin ismini vermiyor. Bir defa teknik için Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya ne bileyim ben Meksika'ya giderken %90'ı da kusura bakmasın
başka ülkelere eğlenmeye gidiyorlar. Siz bunu sorguladınız mı hiç? Genel kurullar yaptığınız zaman merkez birliklerinde ya da bağlı bulunduğunuz bölgelerdeki yönetim kurullarını sorguladınız mı? Hangisini sorguladınız? Şakşakçı değil misiniz çoğunuz? Evet. Cevap verin lütfen. Bak karşı karşıya konuşuyoruz. Buyurun yazın gönderin. Ondan sonra uzun vadede bunları konuşmaya, sorgulamaya hakkınız yok. Serilen, ya biziz, serilen biziz. Yani siz derken şeylerini hepiniz de yapıyorsunuz demiyorum ya. Yetkinizi biliyor musunuz? Görevlerinizi biliyor musunuz? Ziraat Odaları Birliği'nin yasasında ne var onları biliyor musunuz? Yani bu niye vardır? Hiç sorguladınız mı onu? Ya müdürüm, başkanım neyse arkadaş, teknik elemanlar da var orada. Gayet güzel insanlar var. Allah için var yani. Şimdi kalkıp da herkesi töhmet altında bırakmayalım. Kaçını sorguladınız? Ya bu neyi getiriyor, neyi götürüyor dediniz mi? Para ödüyorsunuz yani. Ha bu para ödeme işi biliyorsunuz. Daha evvelden Ziraat Odaları Birliği, şimdi bunu açık söyleyeyim. 2002'den önce oy yuvalarıydı, oy. Rey yuvalarıydı. Belli bir partinin teşkilatı gibi çalışırdı. Ha 2002'den sonra bak kulakları çınlasın. Sami Güçlü zamanında bunu hiç inkar etmeyin. Hepinizin yüzüne konuşurum bunu. Yapılan değişikliklerle para da gördünüz. Doğru mu? Ondan sonra ne oldu? Para kavgasına girdiniz. Yalan mı? Doğru. Ha girdiniz. Güzel. Paranız da olsun daha ama daha iyi faaliyet yapmanız için oldu. Çok iyi faaliyetler yapanlar da var. Ben dahi birçok arkadaşım gibi davetleriniz üzerine konferanslara gittim. Çok güzel. Çok iyi. Ama bak ne diyor? Çocuklarını dahi ziraat odaları belli çiftçilerin başarılı çocuklarına burs verir. Bilmiyorum burs veriyor mu vermiyor mu? Sorguladınız mı? Varsa lütfen mesajla göndersin. Evet burs gönderen. Burs ki gönderen. O kanunu okur musunuz hocam? O maddeyi okuyayım. Şurada hemen. Ziraat odaların birliğinin şeylerini okurken tüzüğünde tarım sektöründe her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek, disiplin ve ahlaki ile birliğini korumak. Ahlaki birliğini korumak. Bak evet. Burada söyleyeceğim ahlaki çok söz var. Birlik onun altını özellikle yani çizdiniz. Bakın evet. Çiftçilerin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla tüzel kişilik. Tüzel kişilik. Özel kişilik değil. Kurum yani. Bir nevi küçük bir devlet. Bir sürü görevler var. Maddelerden biri diyor ki efendimi söyle ziraatla uğraşan çiftçi ve işçiye alakadar olan bilimum bilgiler, vekalet ve bunlar, ziraatların gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliği, köylerin içtimai ve iktisadi kalkınması, çiftçiye pratik bilgiler verilmesi, ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması. Var mı? Bilmiyorum. Ziraatlılar varsa söylesin. Teşekkür ederiz. Çıplak yani. Çıplak arazi, yerlerin ağaçlandırılması evet. Değil ama. Çiftçi var, daha var da uzatma. Çıplak ağaçların ağaçlandırılması, elbiselerde kavaklık, söğütlük vesaire ağaçların tesis edilmesi, çiftçi kütüğünü tutmak. Bak bunu yapıyor yani. Doğru. Evet onu tutuyor. Onu yani. Devlet aidatı çiftçiye verdirtmek efendim, için onun şart koştuğu için. Efendim bu daha evvel kütük vardı da Anasol M döneminde bu zorunlu hale getirildi. Hani bir tarla parası çıktı da yani kusura bakmasın çiftçi kendi hakkını bilmiyor diyorum ya. Bu hak ama 50-60 yıldır var şimdi diyorum. Şimdi şöyle ya. Bir olay da var. Ben şimdi çiftçileri siz biraz önce eleştirdiniz. Ben geri eleştirim canım. Birçok şeye katılıyorum ama şuna katılmıyorum ben. Şunu da okuyayım bak. Buyurun. Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat okullarında oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek. Şimdi beni sevgili kardeşlerim bilmiyorum diyorum ya bilmiyorum. Bak sorguluyorum. Yazın bize. Hangi çiftçi çocuğu buralarda bu maddeden eğer değiştirilmesiyse bu ilk versiyon olduğu için elimizdeki yani bir sürü şeyler var ama varsa teşekkür edin.
Yoksa kapısına dayanın. Bir sürü bu ülkede en muhtaç çiftçi çocukları vardır. Bu sizin hakkınız. De ki Ziraat Odası'na var kardeşim. Ben muhtacım. Yani bunun da muhtaç olduğuna dair belgeler var. Yani her şey devletten kömür isterken ayıp olmuyor da. Başka yardımlar isterken aynı nakdi yardım olmuyor da. Sizin teşkilatınız, sizin kuruluşunuz olan bir teşkilattan gidip de destek istemek, yardım istemek, ben çocuğumu okutamıyorum ya da üniversiteyi bitirmiştir. Bunu yurt dışında ya da yurt içinde daha yetişmesi için, daha iyi hizmet verilmesi için ya da ziraat odalarında çalışan ziraat mühendislerine eminim çoğu çiftçi çocuğudur yani. Ama hangisi daha çok kırsal kesimden geliyordur yani. Tamam muhtaç çocuklar, onlar benim meslektaşım çocuklarımız ama kaçı çiftçi çocuğudur Allah'ını severseniz. Bunu bir sorumlayın. Yani sizin Adnan Onay yazmış, biraz önce bahsettiniz. Ha, Adnan Başkan. Evet, Ziraat Odaları Birliği fakir çiftçi çocuklarına yıllardır burs veriyor demiş. Güzel. Veriyorsa ben tebrik ederim. Ben buna inanmıyorum. Kaç ya, ben inanırım. Adnan Başkan söylüyorsa inanırım bak. Abi ama birlik diyor. Birlikte burs verdiğini nereden ulaştı bilmiyorum. Bak şu kadar. Hocam bak ben neler gördüm biliyor musunuz? Oda hesabına okutuyor mu bilmiyorum. İhtisas ve staj için gönderiyor mu? Adnan Başkan biliyorsa onu da söylesin. Hocam bak ben size sistemi söyleyeyim. Ben ne zaman ziraat odalarıyla ilgili program yapsam Merkez Birliği'nin yönetim kurulunda olan birilerini Şemsi Başkan görevlendiriyor. Soruları veriyor. Bu soruları bölgendeki oda başkanlarına ver. Bu soruları sorsun. Bir anda bombardımanı tutuyor. Bugün bu programı yapacağımdan haberleri yok. O yüzden bunu yapamadılar ama ben inanıyorum ki ben hislerimde kolay kolay yanılmam. Bu bilgi Adnan siz çok bahsettiğiniz için Adnan Onay'a bu mesajı bu şekilde çek diye talimat verildiğine ben inanıyorum. Bilmiyorum. Adnan suizan, Başkan işin içinde bir. Suizan da etmeyeyim ama tabii, Merkez tabii. Birliği ben işte hangi Ziraat Odası'nın başkanı? Yüksek Ova'nın mı? Yüksek Ova. Ben Yüksek Ova'sı Ziraat Odası başkanı olarak ben çocuklara burs veriyorum derse inanırım. Siz çok iyi referans oldunuz konuşmalarınızda ama Merkez Birliği çocuklara burs veriyor, oku diyor lafına ben pek inanmadım. Bak bırak Adnan Başkan'ın ben ne zorluklarda orada bak diyorum ya daha çiftçiliği bilmeyen bir kesimde Ziraat Odası Başkanlığı yapıyor. Ben Adnan Başkan'la ben haksızlık etmem hocam bilir dediğim gerçektir aynen diye öyle. Mesajı atmış. Aynen öyle. Hocam yine kısa bir aramız var ama hemen şu bir WhatsApp dakika. Mesajlarından. Buradaki başkanların odaları daha zengin. Niye bunları sorgulamıyorsun Adnan Başkan'ı sorgulamıyorsun? Adnan Başkan'ı sorgulamıyorum. O yaz. Niye burayı sorgulayın bakayım. O yazdığı için o ben şey. O da sizin göreviniz. Sorgulayın evet, buradan Ziraat Odası buradan Konya'da çok etkili bir Ziraat Odası'nın merkez birliğinde yönetim kurulunda Mustafa Hepokur var. Mustafa Hepokur bana önceki programlarda çok mesaj atıyordun. Sen bir de muhasip üyesin. Para senin elinden geçiyor. Lütfen bana bir yazın. Çocuklara burs veriyor musunuz? Bilmiyorum. Ya da çocuklara burs vermek yerine Mustafa Ceceli'ye, Sevcan Orhan'a para mı veriyorsunuz? Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bu konuda çok su götürür. Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam edecek.